İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosunun temel atma töreninde haklı olarak isyan etti. Merkezi bütçeye yaptığımız katkının sadece 40'ta biri oranında destek alabildik dedi. İzmir, Türkiye Cumhuriyeti içinde değil mi diye sordu. İzmir, İstanbul, Muğla, Adana belediyelerinin altı büyük projesi bir yıldır sarayın imzasını bekliyor. Ama Erdoğan nasıl Kürt bölgelerinde halkı HDP'ye oy verdiler diye kayımlarla cezalandırdıysa CHP'nin kazandığı belediyelere de yatırım izni vermeyerek aynısını yapıyor. İşe yarıyor mu derseniz tersine. Dikkat ederseniz başkanlık yarışında en favori adalar, adaylar Erdoğan'ın muhtemel rakipleri, büyük kentlerin belediye başkanları. Türk siyasi tarihi bu konuda bize ilginç bir manzara sunuyor. 1960'larda, 1970'lerde, 1980'lerde Cumhurbaşkanları Genelkurmay Başkanlığından gelen askerlerdi. 30 yıllık bu gelenek 1989'da Özal'ın seçimiyle son buldu. Sonra 1990'lara ve 2000'lere Demirel gibi, Abdullah Gül gibi siyasetçiler damgasını vurdu. 2010'larsa yerel siyaseti iktidara taşıyor. Bu gelenek Erdoğan'la başladı. Siyasette İstanbul Belediye Başkanlığı ile başlayan tırmanışı onu saraya taşıdı. Şimdi 2020'lerde bu eğilim iyice belirginleşiyor. Erdoğan'ın rakipleri sıralamasında ilk sırada Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Tunç Soyer'in isimlerini görüyoruz. Çünkü halk artık vaat dinlemekten yoruldu. Hizmete bakıyor. Yerelde başarısını gördüğü yöneticiyi daha yükseklere taşıyor. Büyük bir kenti başarıyla yönetebildiyse Türkiye'yi de aynı başarıyla yönetir diye düşünüyor. Son dönemde yerel yöneticilerin ön plana çıkmasının nedeni bu. Erdoğan'ın hedef göstererek, onay vermeyerek, yatırımlarını engelleyerek onları gözden düşürmeye çalışmasının nedeni de bu. Sonucu kendi tarihinden biliyor. Ama önce İstanbul'da, dün İzmir'de görüldüğü gibi bu taktik hedef alınan, bütçesi kısıtlanan başkanları daha popüler hale getirmekten başka işe yaramıyor, yaramayacak.